Arkadaşlar selamlar. Size bugün E-Devlet mobil uygulaması nasıl kullanılır tüm detaylarıyla anlatacağım. Bu video hayatında hiç E-Devlet'i kullanmamış ve ilk defa E-Devlet'e giren kişinin ne yapması gerektiğini anlatan bir video olacak. Kanalımız mobil uygulama videoları kanalı. Bütün uygulamalarla ilgili bütün detayları bu kanalda bulabileceksiniz. Onun için şimdiden abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bütün mobil uygulamalarla ilgili soruları hiç çekinmeden yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. E-Devlet ile alakalı şifre işlemleri, giriş işlemleri vesairesini zaten açıklama kısmında bulabileceksiniz. Açıklama kısmında ben size tüm detaylarıyla şifre işlemleri videosunu koyacağım. Bu bir oynatma listesi olacak. E-Devlet ile ilgili bütün her şey orada yer alıyor zaten. Ama ben size ilk defa şifreyi aldınız ve E-Devlet kullanacaksınız. Ne yapmanız lazım? Şimdi uygulamamıza giriş yaptıktan sonraki aşamalardan bahsediyorum. Ana ekranı tanıtalım ve E-Devlet uygulamasını inceleyelim arkadaşlar. Şimdi ana ekrana girdiğimizde karşımızda yukarıda 3 tane buton var. 1. Favori hizmetlerim. Askerlik durum belgesini ben favori hizmetlere almışım. Yani o ne demek? Herhangi bir hizmete girdim. Bakın bu herhangi bir hizmet. Ben sağdaki yıldıza tıklarsam bu benim artık favori hizmetim olacak. Örnek veriyorum. Öğrencisiniz. Transkript ihtiyacınız oluyor sürekli. Hemen transkripti favorilerinize alacaksınız. Devam edelim. Duyurular bölümü. E-Devlet ile ilgili güncellemeler ve duyurular yer alıyor. Mesela kişi vekaletnameleri sorgulama. Bu belki yeni eklenmiş bir hizmet. Belki üzerinde bir güncelleme yapılmış. Olabilir. Bununla ilgili bir duyuru atılmış. Bir de mesajlarım diye bir alan var. Mesajlarım, bakın E-Devlet kapısında hemen durum görüntüleyelim. Belirli bir abonelik var ve bu abonelik Vodafone'a ait bir aboneliğim var. Bana onunla ilgili bir mesaj göndermiş. Size özel gelen mesajlar bunlar arkadaşlar. Size özel gelen mesajlar. Ana ekrana devam edelim. Öne çıkan hizmetler. Bu öne çıkan hizmetler daha çok ve daha sık kullanılan hizmetler. Şu an mesela TOKİ başvurusu var. Bakın en yukarıda TOKİ başvurusunu görüyoruz. Konsept hizmetler. Yani burada tek tek araçlarım, ikametgahım, çalışma hayatım gibi bazı hizmetler var. Az aşağı inelim. Bakın çok kullanılan hizmetleri burada sıralamış. En çok kullanılan hizmetler mesela hava durumu. 5 günlük hava tahmini çok kullanılıyormuş ve E-Devlet'ten bakılıyormuş. Buraya koymuş bunu. Sonra evrak doğrulama hizmetleri. Onlar için de ayrı bir alan yapılmış. Örneğin Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu'nun bir evrak doğrulaması var. Ya da Bursa Teknik Üniversitesi'nin bir evrak doğrulama hizmeti var. Buraya konulmuş. Aşağıya iniyorum. Barkodlu belge işlemleri. E-Devlet kapısı üzerinden oluşturulan barkodlu belgeleri doğrulayabilirsiniz. Yani birisi E-Devlet'ten bir belge çıkardı, kare kodu okuttun diyorsunuz ve siz o barkodu doğrulayabiliyorsunuz. O belge sahte mi gerçek mi diye E-Devlet diyor ki bu belge gerçektir ya da bulunamadı diyor. Sonra barkodlu belge almak istiyorum. Tıklıyorum. Mesela adli sicil kaydı barkodlu belge. Yani bu resmi kurumlarda geçerli olan bir belge olduğu için barkod konulmak zorunda. Ve o barkodlu belgelerin tamamı da burada yer alıyor. Bu arada uygulama çok başarılı arkadaşlar. Yani E-Devlet uygulaması devlet uygulamalarının zirvesi, muazzam, kullanımı çok basit, çok detaylı ama hiç karışık değil. Yani ben bu uygulamada şöyle bir hata vardır dediğim hiçbir şey yok yani. O kadar abartmadan size söyleyebilirim. Gönül rahatlığı ile. Devam ediyoruz. Şimdi keşfet diye bir bölüm var.
1. Merak edilen sorular. E-Devlet'le alakalı bazı merak edilen sorular var. Üzerime kayıtlı cep telefonu hattı var mı? Mahkeme dava dosyalarım ne durumda? Mahalle polisime nasıl ulaşırım? Aile hekimime nasıl ulaşırım? KYK geri ödemelerim ne durumda? Maaş bodrum bu ay nasıl? HGS bakiyem ne durumda? Tapularım ile ilgili gelişme var mı? Hepsini okuyacağım. Trafik cezam var mı? Vergi borcum var mı? Bunları niye okuyorum? E-Devlet'te neler yapabiliriz? Bunu görün diye. GSS borcum var mı? İş görmezlik rapor ödemem yattı mı? SGK prim ödemelerim ne durumda? Yedek subay askerliğim nereye çıktı? Er sınıflandırmam nereye çıktı? Hangi bankalarda hesabım var? EBA veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yaparım? Bunlar haricinde E-Devlet ile ilgili merak ettiğiniz soru varsa yazın yoruma, ben çekeceğim o videoyu. Zaten E-Devlet ile ilgili bir şey merak ediyorsanız yapacağınız şey şu arkadaşlar. YouTube'a giriyorsunuz. Eyüp Esen askerlik belgesi sorgulama diyorsunuz. Zaten sorunun cevabına dair bir video çıkıyor. Geri geldim. Şehrimde ne var? Bakın, Edirne benim şehrim. E-Devlet'le entegre çalışan 4 tane uygulama var. 1. Edirne Belediyesi. 2. Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtımı. Trakya Elektrik Perakende Satış. Ve Lalapaşa Belediyesi burada yer alıyor. Düzenle dediğim zaman ben bunu, mesela İzmir'i de ekleyelim bu şehirler arasına. Hemen ekleyelim. Güzel İzmir'imizi. Kaydet diyorum. İzmir'e tıklıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok başarılı. İzmir'de yaşıyorsunuz. Edirnelisiniz diyelim. Bunu yapabilirsiniz. Geri geldim. Çok basit ama muazzam bir şey söylüyorum size şimdi. Arama bölümüne geldiniz. Bir şey aramak istiyorsunuz. E-Devlet'te o işlemin yapıldığını biliyorsunuz. Diyelim ki dava dosyası sorgulamak istiyorsunuz. Dava dosyası. Arama bölümü mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Bakın, bir sürü şey çıktı ama asıl aradığınız şey en üste çıktı. Çünkü E-Devlet bunları, bu kelimeleri en çok aranana göre sıralıyor. Bir şey daha yapalım. Mesela öğrenci belgesi dedim. Şimdi muhtemelen bu kelimeyi arayan biri transkript ya da öğrenci belgesi sorguluyordur. İşte o ikisi en üste çıktı. Öğrenci belgesi ile ilgili diğer sorgulamalar aşağıda yer alıyor. Arama bölümü çok basit. Her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Zaten tıkladığınız zaman E-Devlet sizi yönlendirecek. İleri tıklayın, şunu doldurun, şuna basın. Adli sicil kaydı almak istiyorsunuz. Evet, bakın o kadar basit ki E-Devlet'in kullanımı. Okudunuz, tıkladınız, devam et dediniz. Aşağıya indiniz, kurum türünü seçin. Özel kurum, belgeyi neden alıyorsunuz? İş yeri açmak istiyorum. Belge nereye vereceksiniz? Vergi dairesi. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. O sizi zaten yönlendirecek. Bakın şu an belgemiz oluştu bile. Bitti yani. Belgem oluştu şu an. Geldim arkadaşlar. Ana sayfaya geri geldim. Son bir bölüm kaldı. Hizmetlerim. Bunları zaten tek tek anlatacağız ama zaten arama bölümünden herhangi bir şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama yine de E-Devlet sıralamış. Üniversiteler, firmalar, şirketime özel, şirketinizle ilgili bazı şirketiniz var diyelim. İşlemleri yapacaksınız, burada yer alıyor. Belediyeler yukarıda ve kurumlar mükemmel ötesi. Şimdi profilime girdim. Profilimde telefon doğrulaması bölümü var. E-Devlet'i aldığınızda ilk yapmanız gereken işlem telefon ve e-mail doğrulaması arkadaşlar. Çünkü şifrenizi kaybederseniz bu kanallar ile doğrulama yapabiliyorsunuz. Bu arada zaten doğrulama yaparken telefon ya da e-mail doğrulaması, bir de kimlik doğrulaması yapılacak. Kimliğinizi burada okutacaksınız. Bazı bilgileri sorgulayacak ve kimlik doğrulaması da yapacaksınız. İki adımlı yukarı doğrulamayı yukarıdan açabiliyorsunuz. Bakın tıkladım.
iki aşamalı giriş işlemlerinden. Bunu da kanalımızda anlattık zaten. Hemen oynatma listesinde bulabilirsiniz. Hani bu şu anlama geliyor. Cihazınızı doğruluyorsunuz veya SMS ile giriş yapmak istiyorsunuz. Normal şartlarda e-mail ve şifre ile her yerden girebiliyorsunuz. Ama bunu açtığınız zaman SMS doğrulaması yapmadan ya da iki faktörlü diğer doğrulama işlemlerini kullanmadan hiçbir şekilde giriş yapamıyorsunuz. E-Devlet videomuz bitti. Biz derken ben ve ben kanalımda mobil uygulama videolarını aynı bu şekilde çok detaylı anlatıyorum. Takip ederseniz hobilerinizde, işinizde vesairede çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Herhangi bir beklenti de zaten şu an sizden zaten talebim yok. Abone olduğunuz zaman ben para kazanmış olacağım bir şekilde, ama siz de faydalanmış olacaksınız. Ve abone olmak tamamen ücretsiz. Lütfen üşenmeden abone ol, bildirim zilini aç, yapın. Ve sorularınız varsa da hiç çekinmeyin. Şu nasıl yapılır? Bu nasıl yapılır? Hemen bir video çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Mobil uygulamalara dair. Mobil uygulama dışında herhangi bir şey sorarsanız cevaplayamayabilirim. Çok teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Bizim kanalımızın geleneğidir. Like yapıyoruz ve videomuzu kapatıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.